Değerli basın mensupları, parti meclisi üyemiz Eren Erdem bir yıldır hukuksuz bir şekilde tutuklu. Sözlerime başlarken bu hukuksuzluğun bir an önce sona ermesini ve kendisinin özgürlüğüne kavuşmasını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Ayrıca İstanbul seçimlerinin ardından İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu hakkında yürütülen hukuk dışı operasyonlar milletimizin de bizim de içimize sinmemektedir. Seçim başarısının rövanşını almaya dönük bu FETÖ tipi kumpaslar partimiz tarafından dikkatle takip edilmektedir. İktidar bu tür işlerden derhal vazgeçmelidir. Değerli basın mensupları, İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasının ardından yerel seçimler hakkında değerlendirmelerde bulunmak amacıyla önce sabah merkez MYK'mızı sonra da genişletilmiş parti meclisimizi topladık. Parti meclis üyelerimizin, milletvekillerimizin ve yüksek seçim kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda seçim sürecinde milletvekillerimiz seçim sürecinde sahada yaşadıklarını anlatacaklar. Önümüzdeki günlerde belediyelerimizden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklenenler ve milletimizin taleplerini yerine getirebilmek için yapılacaklar konusunda görüş alışverişinde bulunuyoruz. Şimdi diğer taraftan yine bu toplantı sırasında Genel Başkan Yardımcımız Sayın Onursal Adıgüzel İstanbul seçimleriyle ilgili olarak bir sunum da yaptı, bir analiz alınan oylarla ilgili. Bu analize de baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin baştan beri İyi Parti ile yapmış olduğu ittifak kapsamında hedeflediği Büyük İttifak'ın, sandıktaki Büyük İttifak'ın İstanbul seçimlerinde gerçekleştiğini büyük bir memnuniyetle görmüş olduk oy kaymalarına da baktığımızda. Değerli basın mensupları, Türkiye bundan tam 3 ay önce 31 Mart'ta sandık başına gitti. Yeni belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve muhtarlarını seçti. Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti ile birlikte girdiği seçimde sandıkta Büyük İttifak'ı gerçekleştirerek 2014'te 6 olan büyükşehir belediye başkanlık sayısını İstanbul dahil 11'e çıkardı. Ancak iktidar İstanbul'u kaybetmeyi bir türlü içine sindiremedi. Mızıkçılık yaptı, hak yedi. Sarayın vesayeti altındaki Yüksek Seçim Kurulu aynı sandıkta, aynı zarfta, aynı seçmenin kullandığı ve aynı kişiler tarafından sayılan 4 oy pusulasından 3'ünü geçerli, bir tanesini de yok saydı. Milletimiz ardı arkası gelmeyen seçim süreçlerinin artık bitmesini, ülkenin yakıcı sorunu olan ekonomiye el atılmasını beklerken seçim süreci bir üç ay daha uzamış oldu. Tabii bu milletimizde ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Gerekçesiz, delilsiz seçim iptalini vicdanlar kabul etmedi. Tekrarlattıkları seçim sürecinde yaptıklarıyla saray ve şürekası milletin bir de aklıyla alay etmeye kalktılar. Sonunda 31 Mart'ta 13.700 oy farkını küçümseyen saray ve bekçisinin kurduğu Cumhur İttifakı'nın adayı 23 Haziran'da bu kez 806.000 oy farkı yedi. Milletin kendini unutanlara, hak yiyenlere, kendisini kandırmaya çalışanlara attığı şamar çok ağır oldu. Ekrem İmamoğlu 31 Mart'a göre 572.103 oy daha fazla aldı. Bunun 220.583'ü daha önce Binali Yıldırım'a oy verenlerden geldi. 154.894'ü diğer adaylara oy verenlerden geldi. 196.626'sı da geçersiz oy sayısındaki azalıştan kaynaklandı. Bu sonuç 23 Haziran'da parti ayrımı olmadan haksızlığa karşı İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'na açıkça destek verdiklerini gösteriyor. İstanbullular sandıkla gelenin sandıkla gideceği gerçeğini dosta düşmana bir kere daha anlattılar. Demokrasi tarihine altın harflerle geçtiler. Değerli basın mensupları, diğer taraftan biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletimizin sadece iktidara mesaj vermediğini, adaylarımıza gösterdiği teveccühle partimize de büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız.
Her şeyden önce tercih mazhar olma yolunda güçlü adımlarla ilerlediğini açık seçik ortaya koyuyor. 2014'teki yerel seçimden bu yana ülkede yaşananlar sandıktaki tabloyu da beklentilerin yönünü de tamamen değiştirmiştir. 2014 yılındaki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı sayısı 6'ydı. Bu belediyelerde Türkiye nüfusunun %12'si yaşıyordu. Ülkemizin milli gelirinin de sadece %12,2'si bu belediyelerin sınırları içinde üretiliyordu. 2019 yılı yerel seçimleri sonucunda Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının yönettiği Büyükşehir Belediyesi sayısı 11'e yükseldikten sonra Türkiye'nin nüfusunun %45'i bu belediyelerin sınırları içinde yaşıyor. Yine Türkiye'nin milli gelirinin %59'u da Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyelerinin sınırları içerisinde üretiliyor. Özetle sorumluluğumuz gerçekten çok büyük ve biz de bu sorumluluğun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri yozlaşmış, yandaş kayırmacı yönetim yerine halkçı yönetimin nasıl olacağını önce yerelde milletimize gösterecektir. Sayın Genel Başkanımızın açıkladığı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının görevlerini yürütürken gözetecekleri halkçı belediyecilik anlayışının 7 temel ilkesinin önemli yol göstericiler olduğunu bu toplantılarımızda da bir kere daha teyit ettik. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ayrım yapmadan tüm hemşerilerini kucaklayacaklar. Belediye hizmetleri belli gruplar ve çevreler için değil, tüm halk için yapılacak. Yoksul ve dezavantajlı yurttaşlarımız daha fazla gözetilecek. Belediyenin yaptığı yardımlarda sağ elin verdiğini sol el görmeyecek, duymayacak. Harcanan her kuruşun hesabı millete verilecek. Liyakat esas olacak. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde her iş ehline verilecek. Ve tüm bunların çatısı olan ilke, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde adaletli bir yönetim anlayışı hakim olacaktır. Genel merkezimiz için bu ilkeler belediyelerimiz açısından önemli performans göstergeleridir. Şüphesiz bunlar vatandaşlarımızın sadece yerel yönetimlerde değil, ülke yönetiminin tamamında uygulanmasını görmek istedikleri ilkelerdir. Değerli basın mensupları, saray ve efradının seçimlerden sonra belediye başkanlarımızın iş yapmalarını engellemek için yaptıkları müdahaleler giderek büyük bir demokrasi ayıbına dönüşüyor. Belediyeler üzerinde bir takım vesayet makamları oluşturmak amacıyla yapılan yasal düzenlemeler dikkat çekiyor. 25 yıldır AK Parti belediye başkanlarının kullandıkları yetkiler bakanlık genelgeleriyle bizim belediye başkanlarımızın ellerinden alınmaya çalışılıyor. Bugüne kadar genelgelerle, tüzüklerle çarpışarak buralara geldik diyen ve bununla övünen Adalet ve Kalkınma Partisi zihniyeti bugün bizim belediye başkanlarımızın önüne aynı engelleri çıkarmakta hiçbir sakınca görmüyorlar. Öyle görünüyor ki milletin attığı şamarla sersemleyen saray efradı hala daha milletle inatlaşılamayacağını anlayamamış durumda. Bir kere daha söylüyorum. Milletin seçilmiş başkanları çalıştırmayanlara önüne gelecek ilk sandıkta atacağı şamar bu defa iflah etmez, süründürür. Değerli basın mensupları, Türkiye son bir yıldır adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen bir ucube rejimle yönetiliyor. Millet iradesinin tecelli ettiği parlamentonun ve güçler ayrılığının yok sayıldığı, denge ve kontrol mekanizmalarının olmadığı, bu tek adam parti devleti rejiminde işler her gün biraz daha kötüye gidiyor. Hızlı karar alınacak, Türkiye'yi uçuracak diyerek millete kabul ettirilen bu ucube düzende devletin çarkları dönmüyor, milletin tenceresi boş. Geçen yıl saray, verin bu kardeşinize yetkiyi, dolarla faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz dedi.
Millet de 24 Haziran'da yetkiyi kendisine verdi. O günden bugüne ekonomideki tüm göstergeler freni boşalmış bir kamyon gibi baş aşağı gidiyor. Vatandaşlarımız hayat pahalılığıyla işsizlik arasında her geçen gün biraz daha eziliyor. Geçtiğimiz yıl Mart ayında %10 olan işsizlik oranı bu yılın aynı döneminde %14'e çıktı. Bu ülkede 8 milyondan fazla işsiz var. Dünyadaki 96 ülkenin nüfusundan fazla. Tüketici enflasyonu 7 puana yakın artışla %19'a, üretici enflasyonu da 9 puana yakın artışla %29'a çıktı. Mutfakta tencere boş, pazar yeri yangın yeri. Türk lirası dolar karşısında %19 değer yitirdi. Geçtiğimiz yıl seçime giderken %18 civarında olan Merkez Bankası'nın politika faizi bugün %24. Geçen yıl Mayıs ayında 21 milyar lira olan bütçe açığı bu yıl 3'e katlandı, 66,5 milyar lira oldu. Şimdi şöyle bir laf var biliyorsunuz, müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış. Mali disiplini kaybeden iktidar da çözümü elini milletin cebine daldırmakta, devletin kasalarını karıştırarak bulmaya çalışıyor. Seçimden önce Merkez Bankası'nın Nisan'da vermesi gereken, hazineye Nisan'da ödemesi gereken 34 milyar liralık kar payını Ocak ayında almak için her türlü düzenlemeyi yaptılar. Bu parayı da bir güzel seçimde yiyip bitirdiler. Seçimler bitti, zam yağmuru başladı. 23 Haziran'dan bugüne motorine 24 kuruş, çaya %15, şekere %16, elektriğe %15 zam yapıldı. Yine BOTAŞ'ın elektrik üretim şirketlerine vermiş olduğu gazın fiyatı %6,5 oranında arttırıldı. Şimdi evlere verilen doğal gazın fiyatlarında da artış bekleniyor. Ardından zenginlerin vergilerinde artış yapılacağı haberleri yayılmaya başlandı. Yüksek gelirden ve lüks konuttan alınacak diye başlatılan bir vergi projesiyle karşı karşıyayız. Ama bu projenin sonunda yine yoksul yurttaşlarımızın sırtına yüklenmesinden de endişe duyuyoruz. Bu nedenle bu meselenin takipçisi olacağız. Aslında başından beri uyarıyoruz. Bu beceriksizliğin ardından gelen seçimin faturası milletin sırtına yıkılacak diyorduk. Evet, yine milletin sırtına yıkılmaya başladı. Maalesef biz haklı çıktık. Tabii burada iktidarın bir başka Ali Cengiz oyununun peşinde olduğunu da görüyoruz. Elektrik ve doğalgaz zammı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Yine gıdaya yapılan zam, fiyatlar 4 defa toplandığı için bu senenin hesabına, bu ayın hesabına, Haziran ayının hesabına 1/4 oranında girecek. Elektrik ve diğer doğalgaz zammının fiyatları ise hesaplara 1 Temmuz'da yapılacağı için hiç girmeyecek Haziran ayında. Bu nedenle şu anda görmüş olduğumuz zamların Haziran ayı enflasyonuna etkisi son derece sınırlı kalacak. Bu fiyat artışlarının etkilerini biz esas Temmuz ayında itibaren görmeye başlayacağız. Bu nedenle de bu yılın Haziran ayı enflasyonu bu zamlardan çok fazla etkilenmeyecek. Dolayısıyla yılın ilk 6 ayında enflasyon rakamı aslında yaşanan enflasyonu zaten biliyorduk. Enflasyon gıdada yaşanan enflasyonun altında, yine hatırlayacaksınız bu enflasyon rakamlarına doğrudan müdahale edildiğine dair bir takım iddialar vardı. Bununla ilgili bir soru önergesi de vermiştim. Dolayısıyla bu ilk 6 ayda bu çeşitli müdahalelerle emekliye, memurlara ve diğer çalışanlara verilecek olan enflasyon farkı, maaşlarında yapılacak artış aslında yaşanan enflasyondan
çok daha düşük olacak. Bu açıkça çalışanların, memurların, emeklilerin hakkının yenmesidir. İktidar bu şekilde çalışanların hakkını yerken buna karşılık Cumhurbaşkanlığında çalışan kurul üyelerinin maaşlarını arttırmakta hiçbir beis görmemektedir. Bunun yanında yine sarayın Merkez Bankası'nın zor günler için sakladığı ihtiyat akçesine de el uzatmak üzere olduğunu, bununla ilgili bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getireceğini duyuyoruz. Tabii bu Merkez Bankası'ndan götürülecek yedek akçe öyle böyle değil. 46 milyar Türk lirası, yani milli gelirin %1'i. Bu artık bir defalık da olmayacak. Merkez Bankası hazineye her yıl biraz daha fazla para aktaracak. Şimdi bu bütçedeki iflasın ilanıdır. Bu 2001 krizinden sonra Türkiye'nin vazgeçtiği siyasetin Merkez Bankası kasasından finansmanı anlayışının da geri dönmesidir. Merkez Bankası para basan kuruluşumuz olduğu için bu temettüleri ödemek için para basacaktır ve hazineye para basarak hazinenin yapmış olduğu, hazine üzerinden siyasetin yapmış olduğu hovardalığın finansmanını sağlayacaktır. Tabii bu hem içeriye hem dışarıya aynı zamanda zor durumda olduğumuza dair bir takım çapalardan vazgeçtiğimize, artık Merkez Bankası'ndan para basmayarak hazineyi, bütçeyi finanse etmekten de vazgeçtiğimizi mesajı olarak gidecektir. Sonuç, ben size söyleyeyim. Türkiye'nin risk primi artacaktır. Dış borç faizleri yükselecektir. Yeni Türkiye derken memleketin getirildiği yer 1994 koşullarıdır. Türkiye bu yanlışlıkları aslında 1950'lerin ortalarından itibaren çok yapmıştır. Bugünü kurtarmak için yarını heba etmenin sonu da hep hüsran olmuştur. IMF kapılarına düşülmüştür. Türkiye bir daha IMF kapılarına düşmesin, eloğluna muhtaç olmasın diye 2001 krizinden sonra pek çok tedbir alınmıştır. Benim de içinde bulunduğum ekonomi yönetimi pek çok çapayı o dönemde atmıştır. Milletimiz de büyük fedakarlıklar yapmıştır. Ama bu iktidar itibardan tasarruf etmemek için saraylarında debdebe ve şatafat sürsün diye bu çapaları bir bir sökmüştür. Şimdi de kötü gün akçelerini, kefen paralarını harcamaya hazırlanmaktadır. Allah akıl fikir versin diyoruz. Değerli basın mensupları, seçim bitmiştir. Artık iktidar sahiplerinin işlerini yapma, milletin vergilerinden ödenen maaşlarını hak etme zamanı gelmiştir. Ekonominin tüm aktörlerinin ortak aklına başvurarak oluşturulan, ayakları yere basan, tedbirleri takvime bağlanmış, bütüncül ve kapsamlı bir program oluşturulup liyakatli kadrolar eliyle derhal uygulamaya geçilmelidir. Ama görüyoruz ki iktidar hala daha pansuman tedbirleri ve aspirin tedavisinden medet umuyor. Aslında zaman geçiyor, zaman geçtikçe de iktidarın böyle bir program yapma kapasitesi ve bundan daha önemlisi arzusu konusunda iktidara olan güven giderek azalıyor. Değerli basın mensupları, ortak aklın, istişarenin yok edildiği bu düzende güvenin sadece ekonomik programla da sağlanamayacağı açıkça görülüyor. Bunu biz söylemiyoruz sadece. İktidar mensupları da rehabilitasyon ihtiyacı var diyerek üstü örtülü de olsa bu ihtiyacı dile getirmeye başlıyorlar. Ekonomide geçmişte yapılan yanlışları dönüp dönüp tekrarlayan, krizlerin verdiği derslerle ekonomide atılan çapaları birer birer söken saray,
yönetim sisteminde de geçmişte yapılan yanlışları tekrarlayarak ülkeye olan güveni sarsıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bir partinin genel başkanı olmasının mahsurları bundan 70 yıl önce görülmüş ve 1947 yılında ortak akılla İsmet Paşa, Celal Bayar, dönemin başbakanı hep birlikte bu yoldan dönülmüştür. Çok partili rejime geçildikten sonra Cumhurbaşkanı'nın partiler üstü bir konumda kalması, bir partinin değil gerçek anlamda Cumhur'un başkanı olmasının önemi net olarak anlaşılmıştır. Milletimiz iradesinin tecelli ettiği Gazi Meclis'in ise tüm milli meselelerin çözümünde başvurulacak yegane adres olduğunu bundan çok daha önce Milli Kurtuluş Savaşı günlerinde görmüştür. Dünya her gün geleceğe koşmaktadır, yenilikler peşinde koşmaktadır. Ama bizi yönetenler bir asır önce yürünmüş yolları yeniden arşınlanma konusunda kararlı gözükmektedirler. Evet, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmak için güvenilir bir programa ihtiyacı olduğu kuşkusuzdur. Ama en az bunun kadar önemli olan ve son bir yılda yaşayarak gördüğümüz bir gerçek daha vardır. Türkiye'nin artık daha fazla zaman kaybetmeden bu ucube tek adam rejiminden kurtulması şarttır. Ülkeye güvenin geri gelmesinin ilk şartı budur. Bunun için doğru iliklenecek ilk düğme de Cumhurbaşkanı'nın partisinin başından ayrılıp tarafsız olmasıdır. Kendisinin o koltuğa otururken ettiği yeminin aslında gereği de budur. Değerli basın mensupları, yarın Sivas katliamının, Türkiye'nin yaşadığı en acı olaylardan biri olan Sivas katliamının yıl dönümü. Yarın arkadaşlarımız Sivas'ta olacaklardır. Daha sonra 5 Temmuz'da Başbağlar katliamının yıl dönümü. Yine Başbağlar'a da Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız gideceklerdir. 8 senedir biz bunu gerçekleştiriyoruz. Bu yılda gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. AKP'nin oyları 34-35 bandına düştü. Neden bu kadar kaybedildi? Araştırılmalı dedi. İmralı'yla temasa geçmeye çalışmak ve bunu meşru göstermek milletin vicdanından kopuştur dedi. Devlet makamının terör çetelerinin tuzaklarına mahkum edildiğini söyledi. Sistem eleştirilerine de bulundu. Davutoğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz? Bir diğeri Sayın Bülent Arınç'ın sözleri var. Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısında %40 zam yaptı kendi üyelerine. Maaşlar 13 bin lira 18 bin liraya yükseltildi. İlk dönemdeyken maaşlar 13 bin lira olmasına yönelik eleştirilere karşı Sayın Bülent Arınç edepsizler demiş eleştiri yapanlara. Kimse ilgilendirmez benim halimde. Bir de son olarak sistemle ilgili sistem tartışmaları devam ediyor. Nasıl bir yol izlenmeli bu mevcut sistem izlemediğini yoksa parlamenter sisteme mi dönmeli? Sizin görüşünüz nelerdir? Evet, birinci sorunuz tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi iç hesaplaşmasıdır. İzin verirseniz ben bu iç hesaplaşma konusunda herhangi bir görüş ifade etmeyeyim. Kendi iç hesaplaşmalarını yapacaklardır. İkincisi, şunu söyleyeyim, biraz önce de ifade ettim. Yani emeklilere, memurlara zammı ne kadar düşük tutabiliriz diye fiyat endeksleriyle oynama noktasına gelenler ya da fiyatları, artışlarını, zamları geç yapmak suretiyle Temmuz ayına aktarmak gibi bir yaklaşım içine giren bir iktidardan bahsediyoruz. Ama buna karşılık Cumhurbaşkanı'nın danışma kuruluna getirilenlerin maaşını bir anda %40'a yakın arttırıyorlar. Şimdi tabii burada gerçekten bunu eleştirmek, yani bunun hesabını sorulmasını eleştirmek, eleştirmeyi benim aklım almıyor. Arkadaşlar, bu maaşları kim ödüyor? Bu maaşları vergileriyle milletimiz ödüyor. Onun için de milletimizin bu maaşların neden arttırıldığı konusunda, ne kadar arttırıldığı konusunda
verdiği vergilerin nerelere harcandığı konusunda sonuna kadar bilgi sahibi olma hakkı var. Dolayısıyla bu hesap her zaman sorulacaktır. Bu hesabı ayıplayanlar ayıp etmektedir. Son olarak sistem tartışmasına gelirsek, Türkiye bu ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 24 Haziran'da geçti. 24 Haziran'dan bu yana da milletimizin yüzü gülmedi. Her yerde ciddi hatalar yapıldı. Sadece ekonomide değil, her alanda. Neden? Çünkü ortak akıl kalmadı. İstişare kalmadı. Tek bir adam her şeye karar veriyor. Devlet de aynen parti devleti gibi davranıyor. Ya, valilere bakın. Kaymakamlara bakın. Şu seçim sürecinde yaşadıklarımıza bir bakın. Devlet memurları, devletin en üst düzey yöneticileri işlerin içindeydi. Şimdi 1947 yılında İsmet Paşa, Celal Bayar bunu değiştirirken, yani İsmet Paşa Cumhurbaşkanı iken ben artık partimin genel başkanı olmayacağım çünkü bu rejime zarar veriyor derken, bugün Cumhurbaşkanı olan yeminine rağmen, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı yeminine rağmen döndü, ben partimin genel başkanı olacağım dedi. Manzaraları gördük arkadaşlar. Seçim meydanlarında bu ülkenin birliğini ve beraberliğini savunması gereken Cumhurbaşkanı kalktı, tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı kalktı, bir belediye başkanını seçti, belediye başkanı adayını seçtirebilmek için millete çaylar attı. ...31 Mart seçimlerinden önce beka dediler, ondan sonra da terörist dediklerinin sözcülüğüne soyundular. Bu manzara bu memlekette kimsenin içine sinmemiştir. Bu bir kere daha İsmet Paşa'nın, Celal Bayar'ın bu değişikliği yaparken, bu usulü getirirken ne kadar haklı olduklarını açık seçik ortaya koymuştur. Bu çerçevede genel başkanımız da böyle bir talebi geçtiğimiz hafta yapmış olduğu grup toplantısında ifade etmiştir. Bugün de ben MYK toplantımızdan ve parti meclisi toplantımızdan sonra sizlere ifade ettim. Evet, buyurun. Şimdi bir taraftan baktığımız zaman sanki iki başkan arasında bir bahar havası yaşanıyor gibi. Ama Trump'ın açıklamaları da gerçekten yenip yutulur, kolay sindirilebilir açıklamalarda değil. Diyor ki aramızda öyle güzel bir ilişki var ki bir telefon ettim, rahibi geri aldım. Obama geri alabilmiş miydi? Şimdi yine bu PKK-PYD'yi, PYD ile ilgili sınırda tedbir almak isteyen Erdoğan'a demiş ki onlar bize IŞİD'le mücadelede yardım ediyor, yapmayın dedim. Erdoğan'a bunu yapamayacağını söyledim. Erdoğan da bunu yapmadı diyor. Şimdi bunlar tehdit mi değil mi? Sınırda bu tür olayların yaşanması. Bir de Hollywood setinde bile bu kadar güzel insanı bir arada göremezsiniz diye artık iltifat mı etti? Yoksa başka bir şey mi yaptı? Çünkü çok bir tavır içindeydi. Saygılı olmayan bir tavır içindeydi. Bunu da anlamak mümkün değil. Açık söyleyeyim, yani öyle anlaşılıyor ki orada söylediği şey şu:
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı benim iyi arkadaşım, bir talimat veririm yapar diyor. Yapar diyor. Buna karşılık da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı o toplantılardan sonra dedi ki herkes duydu, Trump yaptırım uygulamayacak. Herkes duydu ama biz duymadık. Trump'ın ağzından yaptırım uygulamayacağım diye bir laf çıkmadı. Arkadaşının haklı olduğunu söyledi. Bu şekilde ticaret yapılmayacağını söyledi ki bunlar doğru hususlardır. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin S-400'leri alması halinde F-35'leri bize vermekten vazgeçecekler mi, geçmeyecekler mi? Bu konuda açık bir deklarasyon duymadık. Evet, S-400'ler önemli ama F-35'ler de S-400'ler kadar önemli. Almak yani. Dolayısıyla Trump'ın Türkiye ile ilgili değerlendirmelerine baktığımız zaman bir başka konu daha orada dikkatimi çekti. Yani orada şöyle bir değerlendirme yapıyor Trump. Diyor ki Erdoğan'ın ve Türkiye'nin doğal düşmanı olan Kürtler. Bu ne biçim bir değerlendirme? Bu açıkça ülkemizin birliğine ve beraberliğini hedef alan bir değerlendirme. Dolayısıyla bu konuda acaba iktidar, saray ne tepki gösterecektir? Bunu da merakla bekliyoruz. Yani bu ülkenin asli unsurlarını birbirlerinin can düşmanları gibi tanımlamak ve bu tanımın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından yapılması karşısında iktidar, Türkiye'deki iktidar, saray, yönetenler, Türkiye'yi yönetenler nasıl bir tepki göstereceklerdir? Tepki göstermişler midir? Bunu da soruyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.